Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir videoyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Videolarımıza devam ediyoruz ve artık bizim buralara da soğuk havalar geldi arkadaşlar, yağmurlar geldi. Bugün ve bugünden sonra videolarımızda güneş olsa bile artık soğuklar geldi arkadaşlar. Bacalar da artık tütmeye başladı. Geçen gün sizlere yukarıya sobamızı kurduk. O görüntüleri sizlerle paylaştık. Bugün ise aşağıda ortalık karışık. Aşağıda ise annemin bütün evini çıkardık. Ve şimdi de annemin odasına, evine sobayı kuruyoruz arkadaşlar. Artık soğuk havalar yüzünü bizim buraya da gösterdi. Belki sizin oralara bir aydır, iki aydır gösterdi ama bizim buralara yeni yeni gösterdi. Biz de hazırlıklarımızı yapmaya başladık çok şükür. Annemin evine de sobayı kurduktan sonra fazla bir işlemimiz kalmıyor. Artık bundan sonra da bacalar tütmeye başlayacak. Ve kurduk sobayı. O aşamalar tabi kaldır indir aşamalar var. O aşamaları sizlere paylaşmadım. Şimdi annem hala var. Halayı seriyor içeriye. Ve geçen gün size söylediğimiz gibi artık havalar soğuduğu için de şark köşemizi, burayı fazla kullanamayacağız. Ama çok güzel bir yağmur yağıyor. Bir güneşli. Güzel bir yağmur. Bilmiyorum kameradan şu anda görünüyor mu? Yağmur çizilemesi. Dediğimiz gibi havalar soğuduğu için artık şark köşemizde yemeklerimizi tabii ki de yiyemeyeceğiz. Bununla beraber de boşta kalmasın ve burada kalmaması için şark köşemizi annemin evine sereceğiz inşallah. Şimdi kurulum tamamlandı. Bu görüntülerin hepsini sizlerle paylaşacağız. Bakalım annemin odasında şark köşemiz nasıl duracak arkadaşlar. Videomuzun yaptığımız zaman, o video aşamasında izlediğiniz zaman, tam serdiğimiz zaman annemin odasına nasıl oldu diye arkadaşlar yorumlar yaparsanız. Bir de annemin odasına ben şey düşündüm. Bu mavi, ben kırmızı da annem de çok beğenmişti. Bundan önce bir kırmızı vardı. Kırmızıyı da annem çok beğendi. Şark köşesinin oradaki duruşu nasıl? Güzel mi değil mi? Sizler de yorumlara yazın. Dediğimiz gibi her zaman annem yorumlarınızı her zaman okuyor artık arkadaşlar. Kendisine öğrettik. Yorumları açıp hepsini okuyor. Şimdi serildikten sonra sizler de bakın. Ve sizler de yorumunuzu yapın. Güzel oldu mu? Yakıştı mı? Yoksa eski hali daha mı güzel diye. Yorumlarınızı yapın. Ona göre de eğer oraya bu mavi mi güzel oluyor yoksa kırmızı mı güzel olur diye bununla ilgili de yorumlarınızı yapmayı unutmayın inşallah. Ona göre de anneme diyeceğim, bak diyeceğim, gördün mü, demek ki ya kırmızı senin dediğin ya da maviyi bunu yakıştırdılar. Çünkü annem de ilk buraya serdiğimiz zaman şark köşesini çok beğenmişti. Acaba dedi ben de odamda nasıl durur diye. Belki de bu maviyi komple orada bırakırım yazın. Şark köşemize başka bir tane alırım inşallah. Nasıl, bitti mi? Şeyleri getir şimdi. Ve bir iki video sonra, birkaç gün sonra biraz daha ister arkadaşlar. Portakal toplayacağız biraz. Portakal suyu sabahları. Soğuk havalar geldi biliyorsunuz artık. Hem kendimiz hem de çocuklar için portakal suyu sıkması yapacağız. O görüntüleri de inşallah sizlerle paylaşacağız. Evet. Şimdi ufak bir görüntü şeyi olacak. Kusura bakmayın. Çünkü bandajı, kamerayı şu anda kafama sabitleyeceğim. O yüzden biraz sarsıntı olacak. Hemen bir saniye. Şöyle. Biraz da kirlenmiş anne atları. Ya Allah. Ya Allah. Bir tane kaldı. Hey ya Allah. Evet.
Sobamızı da aynen bu şekilde kurduk arkadaşlar, bakın. Işığı yaktık ama bayağı bir karanlık şu anda yine. Ama birazdan bence açılır biraz daha ışık. Daha şeyler var. Kafa bandajını ben de çıkardım boşu boşuna. Dur hadi, dur alırım ben. Şeyi mi getireyim? Yok, alayım toplayacağım onu. Halıyı getirmeyeyim mi? Yok, güzel olsun onu yıkayacağım. İçerideki sese bak arkadaşlar. Bu sese ben bitiyorum. Ve evet, sivrisinekler artık soğuktan kaçmaktan, bakın. Sivrisineklere bakın arkadaşlar. Bizim burada çok aşırı derecede fazla. Yani halı da ortada olursa mı olmazsa mı, nasıl istersen. Yani serersen yine güzel olur diyorum. Ne var orada? Şey, kenara da. Yine mi montunu çıkardın? İyi, sobayı vurduk ya, kurtulduk diyorum. Sen daha önce diyorsun eskiden şey, bant mat mı yapmazdı anne? Eskide bant mı vardı sobalarda Allah için? Nasıl yapardı peki, şey çıkmaz mıydı ismi? Çıkardı eskide. Millet şey mi yapardı, duman da çıkardı, şey de yapardı. Eskide beton mu vardı evler, hava almayacak şekilde. Şimdi nerede hava alıcı? Ne duman olacak? Çıksa bile. Ama senin pencerelerden alıyor. E tabii ki bizim şey pencereler. Bir de çok ben, ince çok ince camlarda. Ben onun için hayatta şey değiştirmem ya, kalpen yapmam. Bunlar daha şey sağlıklı. Sağlık tarafına bakarsan bunlar daha sağlıklı. Doğru. Kırmızı mı anne, bu mu güzel? Evet. He? Kırmızı mı bu? Yok valla, bu daha güzel. Ben kırmızıyı fazla, tam bak kırmızıyı çok severim her şeyde. Ama bu renk daha güzel. Değişik kullanıyorum. Bir onu bir onu. Çünkü nereye koyacağım düşünüyorum. Ama güzel bir makineye atıp yıkanması lazım. Makineye pek sökülür mü bunlar? Ya fermanlı. Kendi kendine fermanlı sökersin. Bir makineye atar, geri. Bence anne çok güzel oldu. Hı hı. Hı. Ya. Bunu ortaya koymayayım. Mesela bu araya koyabilirim. Hı. İşte bu. Şark köşesini, evi, hepsini toparladık çok şükür. İçeriyle işimiz bitti arkadaşlar. Gerçekten işte bu aşamalarda bayağı bir zor. Yoruluyoruz. Şimdi
işlerimizi bitirdik. Hayvanlarımıza bir bakalım. Daha sonra da annem de güzel bir börek yapacak. Bu böreği de sizlerle paylaşacağız inşallah. Ana, mısırlar bitmiş mi? Ya, mısırınız bitti mi sizin? Hı? Bence bitti. Bakın nasıl oldu arkadaşlar. Güzel bir yağmurdan sonra marullar iyice kendine gelmeye başladı. Anne şey bitti mi? Mısır bitti mi? Tavukların mısırı bitti mi? Çevre oldu mu? Bu şekilde hep yem. Anne o yarım çuvaldan doldurdum ha. Buğdayı. Ha? Buğdayı o yarım çuvaldan doldurdum. Ha. Orada bir koku var, ne o? Ne kokusu? Şey, kabak çürümüş. Kabak bana çürümüş mü? Büyüsün bunları, onu koparayım da biraz tavuklara vereyim. Kendilerine gelsinler. Çok seviyorlar, aşırı derecede seviyorlar marul arkadaşlar. Şu anda baktığım kadarıyla hepsi tutmuş gibi. Bazıları biraz ufak kalmış ama hepsi tutmuş. Aynı şekilde lahana da aynı şekilde. Buraya da ektiğimiz hatlar da aynı şekilde. Ektik zaten 2-3 gün sonra güzel bir yağmur yağdı. Hemen toparladı kendisini. Domates bile çıkmış arkadaşlar. Geçen senenin domatesi artık tohumlar mı ne dökülmüş onları bile çıkmış. İyice de büyüdü yani. Hanımefendi mısır istiyor. Bunu beğenmiyor. Bu biraz elit. Çok kibar bir tavuğumuz. Salam istiyor. Bunlar için fark etmiyor. Ne olursa bunları yer. Canavar gibi maşallah. Bunda bir sıkıntı var ama ne sıkıntısı var? Bu biraz rahatsız hayvan. Çok kötü olmuş. Hasta. İşte geçenlerde sizlere bahsetmiştim. Tavuklarla ilgili arkadaşlar bakın. Sultanı görüyorsunuz. Ufak bir sultan.
hafif bir havanın serinlemesiyle beraber hayvan hemen düştü hastalığa. Yani bu hayvanın şurada 2-3 günlük bir ömrü kaldı. Hiçbir şey de yapamıyorum ona. Gözlerden belli hayvan gitmiş. İşte dayanıklı hayvan lazım. Köy hayatına ben çok denedim. Çok seviyordum bunları. Ama artık vazgeçtim. Bunlardan hiç beslemeyeceğim. Bu Hint tavuklarından, dayanıklı tavuklardan besleyeceğim. Yoksa en ufak bir soğuğa geldiği zaman, en ufak bir şeyde hayvan gidiyor. Aslında onu alıp dışarı çıkarmam lazım benim. Bir dışarı çıkarayım, onu dışarıda kalsın. Ne yiyorsa yesin. Samırsak şey yapsam. Yedirecek mi? Hafiften böyle ezip ağzına versem. Belki öyle kendine gelir biraz. Ama sabahın bir şeysi yoktu hayvanın. Yok, gitmiş. İlacı ne vardı ilaç? İlaç getirmiştin ya bu. Ya onlardan ne kadar verdim fayda etmedi. Biraz samırsak ağzına koyayım bakalım hele. Antibiyotik şeyini alır. He, ezez böyle kendine. Küçük küçük parçaları vereyim. Yeşillik yese. Hafif bir tane anne bana ezele ver kendine ağzına biraz şey yapayım. Artık o hastalığa kapmış da ne yaparsak kar. Tamam. Küçük bir tane vücudundan 2-3 parça. Yeter. Su da içireyim mi acaba? Çok iyi. Yani böyle şey de seviyorum da hayvanları ben. Sultanları özellikle çok seviyorum. Yani hastalandığı zaman, çoğulduğu zaman çok moralim bozuluyor benim de. İşte her zaman söylediğimiz gibi benim bayağı bir öldü. En çok sevdiğim tavuklarım öldü. Hangisini seversen o gidiyor. Demek ki sevmeyeceğim bir daha. O ne anne? Suyu biraz daha derin ya, suyu daha katı. Onu verdikçe suyu da verip gelme.
hele bakayım. Ne oldu buna? Ne bileyim. Neden geliyor? Ya hiç hiç sanki ye bir şey yemeyikler. Bak yetiyor. Yeter yeter. Bence yeni yeni ya sabah. Etkisi yeni yeni geldi. Dün biraz halsizdi gördüm ben. Sabah ne verdim yedi. Biraz daha şu şeyden... Elinden böyle ez biraz hani kendini. Yeter. Yeter. Darıyı yutuyorlar. Ya büyük yıldız. Büyük geldi büyük. Heh, ez kendini. Dur 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 dur. Bak büyüklerini atıyor. Dur dur. 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 Suyu ver kendine. Aha yetti yetti bak. Yetti. Yeter bence. Bunları da vereyim. Ya bunlar çok hassas işte ya. Böyle şey olduğu zaman çok hassas tavuklar. Hemen hemen hemen. Hemen gidiyor. En ufak bir şey de soğuk mu aldı mı bitti. Dur 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 dur. Dur. Bitsedik samırsak ya da hepsine yedirir. Ya bu antibiyotik için şey. Normalde ben ilaç falan vermeyi sevmiyorum fazla. Tamam canlandın mı? He? Bırak biraz kendini kessin. Biraz sonra şey olursa, iyi gelirse gene gerek biraz. Yo, bu şekilde bir gün kalsın bakalım belki. Yoksa yeşillik attım bak. Yanlandı hiç yeşillik taze ıspanaklar çıksın ondan sonra ıspanaklı yaparım. Böyle. Var var da ıspanağım var da buzlukta. Taze değil. Evet taze daha güzel. Hı-hı. Ben baktım da bugün herhalde baş vermemiş. Ispanak baş vermedi. Sağa sola ekmedin mi bunu? Çitlerin kenarına. Ne? Çitlerin kenarına ekmedin mi sağına sonuna? Ne? Ispanak. Ispanak daha çıkmadı daha yeni. Güneş vurmadı ki. Hı. O biri güneş hemen vurdu diye hemen çıktı. Ya, o köy tavukları böyle hastalanmaz. Onlar dayanıklı. Bunlar soğuk. Kış ağaçta yatarlar. Bir şey olmaz. Bunlar nazik. En ufak bir hava değişiminde gitti. Sabahla ot verdi, biraz şey verdim. Ne ya, roka moka vardı, verdim. Hepsini yediler. Oo, dünden beri bir şeylik var hayvanda. Yani bak bir de ıslandığı zaman hayvan tamam. Marulların hepsi tuttu ha. Ha bak güvercinler, ıspanak hepsini seçiyor, görüyor musun? Bak. Allah Allah. Güvercini. Zeytin yaşta olduğunda hepsini
Evet, tam kendi ezanı. Allahu ekber, Allahu ekber. Aziz Allah. Çökeleği yeni mi yaptın? Her şey yeni, daha biraz önce yaptım. Taze. Taze çökeleğin tadı başka. Kahvaltıda koyuyor muydun? Yok, daha yeni şey yaptım. Şöyle şeye... Torbaya koyuyordum. Çocuğum. Ver hele tuzu da bana ver. Bak bak. Çökeleği taze taze çökeleği. Mustafa! Ne yapıyor ki? Yok yok, sallıyor. Hasta ya, nefesini fazla vermesin diye. Zaten çocuktan çocuğa çok bulaşıyor. Ya. Onun için baksana, özden korkusundan gelemiyor çocuklar hasta diye. Şimdi Ali Bağlı'da çok gazı var. Aşırı. Hava soğuyor, hava değişiyor ya. Ondan dolayı çok gaz var. Yedi günde de, yedi günde de. Anne sütünden değil mi?
Eskiden böyle şey de yoktu ha tavuklarda, hastalık da yoktu. Bu son zamanlarda o kuş gribi falan çıktı ya. Ondan sonra hayvanlar hep tek tek böyle hastalanmaya başladı. En ufak şeyde. Şimdi her şey değişti. Havaya atılan her şey bile değişti. Valla aldığımız nefesin şeyi bile değişti. Havada bile her yerde mikrop var. Dediğin gibi insanlar eskiden o çamurlu evde oturdukları zaman. Nasıl mesela, sağlıklıydı? Sivrisinek, mivrisinek nasıl o şey oluyordu? Sivrisinek de yoktu. Valla eskiden ben hatırlamıyorum sivrisinek oldu çocuklarımız. Şimdi 50 tane makine alıyor ki o sivrisinek gelmesin diye. Nerede şeyin böreğini içiyordun? Yoktu. Dediğin gibi yoktu eskiden. Valla sivrisinek ne geziydi? Yaptı mı? Paşa tavuklara vurdu. Tavuklardan sonra hastalık insanlara vurdu. Ne? Kuş gribi çıktı hatırlıyor. O zaman kamyon şeyler tavuklar ölüyordu. Ne? Hep çöplük oluyordu. Bu konudan sonra da hep insanlar ölmeye başladı. Kaç kat yapacağız? O ikinci kat oldu. 3-4 tane. 4 kat mı? Bu da 4 tane olacak. O da 4 tane. Koy bol bol koy. Bol şey yapacağım. 2 kat daha var ya. Evet. Ben fırını açtım mı? Hı hı. Ancak ısınır çünkü. İki tepsi mi? Hı. Küçük bir tane de bulacağım da yapacağım. Niye? Bir tane yetmez. İki tane bunun gibi mi acaba? Yok, o bir tanesi şey küçük yapacağım biraz. Artmasın. O geçen gün şey yaptın ya, cevizin kabuğundan Mustafa'yı içirdin ya. Hı. Nasıl öksürüğünü şeyini çıkardı? Hı. Aslında yapmak lazımmış ha. Ceviz yani var. Onu İstanbul'dayken şey yapmadım. Aslında cevizin içi zarı. İşte zarı. Valla ben bir cevizi kırdım, koydum, kaynattım, içirdim. Ondan sonra zaten bütün şeyini attı. Ben de içim ya. Cevizin zarı. Yapayım şimdi. Çok faydalıymış o. Yağlamayacağız değil mi? Yok yok, ben üstüne yapmayacağım. Camdan bir baksana olsun. Karşımız. Telefon oynuyor. Telefonu alınca zaten sakalıyor, kardeşiyle oynamak Zaten camı açsana, zaten ses belli olmuyor. Son kat mı? He. Kessin. Hemen fırına atsın, o şey yapsın. Acı çorbaya yetişir. Üstünde hiç anı yan. Buraya alacağız mı? He. Şimdi keselim. Küçük.
bağırıyorsan o kadar da göz aç olmaz. Bağırmaya bak. Çekerek suyuna koydum ekmek. Kendine köpeğe yediler. Geri kaça kaça geliyor çekerek ile yiyecek. Yine koku alıyor ya. Özellikle şu küçüğü çok bağırıyor. Sanki bütün gün aç bırakmış gibi. Hani genç oğlanı da besliyor. Susam atıyor mu oluyor senin? Ya nerede? Burada mı? Evet. Fırça var mı? Yok, fırça burada yok. Dur getireyim. Başka bir şey süreceğiz mi sunup? Yok, sadece bir. Böyle şey, fırça var. Yok mu? Var. Geceler nasıl uzatıyor? Geceler uzatıyor. Çok uzadı. Gündüzler kısa. Bir de bak, hava kapalı olunca sanki akşam oldu. Götür at bunu fırına. Mustafa getirelim. Uçakla sen Mustafa'ya gel. Tamam. Rahat mı şark köşesi? He. Yoksa sünger daha... çok güzel. Sünger daha mı rahat? Bu sert ya. Daha güzel çıvırıyor. Ya değişik kullanırım şeyi de. Zaten yıkanırcı ya. Niye bozulmuş ya? Sıcak ha, işte onun için diyorum sen üstte bağını verelim.